küvet, klozet, tekne motoru, market arabası. Muğla'da yapılan deniz temizliğinde ortaya çıkan görüntüler bu kadarı da olmaz dedirtti. <laughs> Muğla'da belediye ekiplerince belirli aralıklarla düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında çıkarılan binlerce ton atık geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor. <laughs> Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Ortaca ve Milas ilçelerine yapılan deniz dibi temizliğine gönüllüler, dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri destek veriyor. Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Bodrum Yarımadası'nın çeşitli koylarında da denize en çok mavi yakışır sloganıyla 2015'te başlayan deniz dibi temizliği kampanyası belirli periyotlarda düzenli bir şekilde devam ediyor. Bodrum'da yapılan deniz temizliği çalışmasında karaya çıkarılan cep telefonu, otomobil lastiği, mangal, çöp konteyneri gibi malzemelerde görenleri şaşkına çevirdi. Bodrum Belediyesi vatandaşları bilinçlendirmek için çıkan atıkları meydanlarda sergileme kararı aldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras meydana gelen deniz kirliliğinin temel sebeplerini anlattı. Özellikle kış döneminde dere yataklarına atılan atıklar var. Bunlar tabii ki yağmurla beraber denizle buluşuyor. Ondan sonra yine Denizde faaliyet gösteren teknelerden Ya da kıyıda faaliyet gösteren Bazı yerlerden atılan atıklar var Bunların arasından Şezlonglar çıkıyor Bunun içinden klozetler çıkıyor Küvet bile bulduğumuz oldu Aras denize atılan çöplerin Su altı canlılarının yaşamını olumsuz etkilediğine Vurgu yaptı Vatandaşları denizleri kirletmeme konusunda Duyarlı olmaya çağırdı Çöpler deniz dibi hayatını Oradaki ekosistemi etkiliyor Zaman zaman bir e, naylon yutmuş, bir karetta ile karşılaşabilirsiniz ve hayatını kaybetmiş. Denizlerimiz çöp toplama noktası değildir. Denizlerimizi korumak zorundayız.